Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Bugün çok enteresan bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu da Tanrı insan. Şimdi tabii bazıları şunu sorabilir. Ya neyi kastediyorsun? Hani biz Tanrı mıyız? Bir anlamda evet ama bir anlamda hayır. Şu şekilde düşünmemenizi istiyorum. Bizler hani tek yaradanın o vasıflarında olan bir tanrı değiliz. Burada bu yanlış anlamayı bitireyim. Yani şöyle söyleyeyim. Yani daha çok Müslümanların yaşadığı bir ülkedeyiz. Allah değiliz yani. Öyle kesinlikle o şekilde düşünmeyin. Burada kastedeceğim farklı bir şey arkadaşlar. Aslında burada anlatacağım bilgi bizim evreni, yaşamı anlamamızı daha da kolaylaştıracak bir bilgi. Bunu uzun süredir yaptığım araştırmalar sonucunda çıkardığım bir bilgi, astrolojiyi kullanarak. Başta şunu söyleyeyim değerli dostlar. Astroloji benim için işte bir yaşam biçimi veya o tarz bir şey değil, farklı. Benim evreni, yaşamı, kendimi, her şeyi anlamam için kullandığım bir araç. Burada aslında biz evrenin dilini okuyoruz. İşte bunu yaparken, astrolojiyi kullanırken, işte geçmiş yaşamlarla ilgili yaptığım araştırmalar, işte o doku, o yaşamlar sürecinde yaptığım incelemeler sonucunda şunu gözlemledim. Evet, tanrısal özelliklerimiz var. Aslında bize sistem, yaratıcı o yaratıcılık yeteneğini vermiş. Bir şeyler katmış kendinden. Tabii ki ama bize işte birçok gücü vermemiş. Burada asıl kastedilen şu arkadaşlar veya size anlatmak istediğim. Biz bu yaşadığımız bütün her şeyi kendimiz yaratıyoruz. Bu yüzden tanrıyız. Mesela siz hayatınızda diyorsunuz ki ya böyle böyle oluyor, neden böyle böyle oluyor? Mesela işte ya benim hiç ilişkilerim iyi gitmiyor. Ben hep ilişkilerde çok şanssızım. Ama onu siz yaratıyorsunuz. Bu sistem bize öyle sıra dışı bir kendinden parça vermiş ki arkadaşlar. Yani uzun zamandır hep bu sistemin işleyiş mekanizmasını çözmeye çalışıyordum. Halen devam ediyorum. Halen yani çok büyük anlamda çözemediğim şeyler var. Bu basit bir şey değil. Şimdi burada sistem şöyle işliyor arkadaşlar. Daha iyi anlamanız için söylüyorum. Mesela siz geçmişte şöyle düşünün. İlişkilerde zorluk çıkarmış bir insandınız. İşte bir erkek figürüydünüz. Bir sürü kadınla birlikte oldunuz. Her kadını üzdünüz. Bu yaşamda da kadın olarak geldiğinizi düşünün. Şimdi sistem, bakın bunu siz yaratmışsınız. Aslında ne ekersek onu biçeriz diyoruz ya, çok doğru işte karma. Ama bu biraz da ne yaratırsak onunla karşılaşıyoruz. Aslında ne ekersek onu biçeceğiz. Yani mesela karpuz ektik, karpuz. Bu çok şey tam anlamamız yetmiyor. Biz yarattığımız şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi geçmişinizi siz bir erkek figürüydünüz ve birçok kadını aldattınız. Bu yaşamda kadın olarak geldiniz. Ondan sonra işte erkekler tarafından aldatılıyorsunuz. Bakın burada sistem diyor ki geçmişte ben sana bir şey yapmadım. Hani diyoruz ya, ya işte ben niye şanssızım? Benim ne şey var? Ben inanıyorum Allah'a falan ya da bir işte Tanrı'ya inanıyorum. Niye bunlar başıma geliyor? O size hiçbir şey yapmıyor. Muazzam bir sistem. İnanılmaz derecede adil. Hani bazıları şey diyor, ilahi adalet yok falan. Ben mesela olaya şöyle bakmıyorum arkadaşlar.
Ben bir şey yaptım ya, hiç hakkımı alamıyorum. İşte olmuyor. Böyle yıllardır çok fazla üzüldüğüm noktalar oldu. Hani verdiğim emekleri alıyor muyum diye. Ama şunu gördüm ki gerçekten verdiğiniz emek, ne ektiniz, ne yarattınız, o karşınıza çıkıyor. Onu alıyorsunuz. Ama bunun için mesela ben şöyle çok çalışayım falan, ya da işte diyorsunuz ben hemen zengin olayım, para kazanayım. Çünkü bakış açınız çok dar. Ama şu bu zengindi. İşte şu nasıl şey oldu? Şu zengin bir koca buldu gibi basit bir bakış açınız var. Evet, belki o insan böyle bir zenginlikle karşılaşabilir. Siz şunu biliyor musunuz değerli dostlar? Geçmişte çok zengin insanların şu anda hiç haritalarını gördünüz mü? Çok zorlanıyorlar. Çünkü şu yaşam biçimine çok zorlanıyorlar. Şu anda normal halktan yaşama çok zorlanıyorlar. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz siz? Farkında değilsiniz. Diyorsunuz ki ya bu yaşamda ben zengin olayım. Arabam olsun, evim işte, orayı gezeyim, burayı gezeyim. Evet. Belki böyle bir yaşamda işte mesela İngiltere kraliyet ailesindesiniz. Ama bir bakmışsınız birkaç yaşam sonra çok yoksul bir yerde doğmuşsunuz ve bu yaşamınızda yoksulluğu deneyimlemeniz gerekiyor. Yarattınız diyelim ki siz çok fazla kibirli, böyle zenginlikte işte vur patlasın çala oynasın. İnsanlara duyarsız oldunuz. Sonra yarattığınız şeyle, yarattığınız negatif enerjiyle bir sonraki yaşamınızda yoksul olarak geldiniz. O ne kadar zor biliyor musunuz? İşte ben bunları inceliyorum değerli dostlar. Burada Tanrı insan olarak anlattığım şu. Geçmiş yaşamlardan bu yaşama aktarılan şeyi siz yarattınız. Ama bu şu demek değil. Ya geçmiş yaşamda işte katildin, insan öldürdün. Bu yaşamda da öyle değil. Bir tanıdığım vardı, işte kişi bir doktor varmış. Şey demiş, ben geçmiş yaşamda katildim, şimdi insanları kurtarıyorum. Müthiş bir şey. İşte bakın bu farkındalık enerjiyi değiştiriyor. Geçmiş yaşamda evet bir zor bir enerji yaratmış. Ama bu yaşamda bunun farkında varıp düzeltebiliyor. Aslında Tanrı. Kendi kendimizin Tanrısıyız. Bu şey değil. Hani insanoğlunun kendini Tanrı zannetmesi değil. Onu başta söyleyeyim arkadaşlar. Hani şimdi insanoğlunun bir kibiri var. Robot yaratıyoruz. Tanrı'ya meydan okuyacağız. O değil. Biz çünkü daha bebek bir medeniyetiz. Ben insanoğlunun bu son 50 yıldaki gelişimi, bu insanoğlunun kendi sayesinde değil, bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de bilgi sahibi olmak bize ait bir şey değil. O evrenin akışından bize o bilgiler gelmezse biz bunları bilemeyiz. Mesela Tesla. Bunlar Tesla'nın kendi bulduğu şeyler değil. Bunu bilmek lazım değerli dostlar. Ha o kişinin geçmiş yaşamlarında yarattığı neyse o harita formu o kişiye bir yetenek veriyor. Ve evrenin akışından daha fazla bilgi çekebiliyor. O farkındalığını arttırdıkça. Tesla icatlar işte mucitlik yapmasaydı o enerjiyi yaratamazdı. Ne yaptı? Birçok icat yaparak, çalışarak, emek vererek, inanarak büyük emek verdi ve evrenin o akışıyla bağ kurdu. Bakın, sistemin mekanizmasını doğru çalıştırırsanız değerli dostlar, bu yaşamınızda en dip noktadan bile yukarı çıkabilirsiniz. Bu da işte tanrısal bir özellik. Yani ben şanssızım. Ben böyle oldum. Belki geçmişte gerçekten çok kötü şeyler yapmış olabilirsiniz. Belki binlerce insan öldürdünüz. Ama böyle toplu şeyler arkadaşlar, böyle diyelim ki bir savaş sırasında, savaş atmosferinde öldürdünüz. Her şeyin bir düzeltme şansı var. Çok öldürdünüz, bu sefer çok insan yaşatmanız lazım. Yani yaşamın işleyişi böyle
çok hani şey değil değerli dostlar. İşte geçmişte ben tokat attım, bu yaşamda da tokat yiyeceğim. Biraz farklı bir denklem var. Biz yaratıyoruz. Burada Tanrı insan diye kastettiğim bu işte. Yaratıcı biziz. Yani sistem, ilahi sistem, ana kaynak, yaradan müthiş bir adil sistem vermiş. Yani biz insanoğlu biliyorsunuz duygusal varlıklarız. Şöyle birazcık yaradanın gücü olsa birbirini öldürür herkes. Burada kastettiğim farklı. Yaşamımızı küçük dokunuşlarla değiştirebiliriz. Dönüşerek değiştirebiliriz. Benim şansım niye yaver gitmiyor? Neden şöyleyim? Neden böyleyim? Hep böyle düşündüğünüzde siz şansınızın iyi olacağını mı düşünüyorsunuz? Mesela sürekli ben şanssızım derken nasıl şanslı olmayı bekleyebilirsiniz? Ha, çok inanırsınız. Bazen işler yolunda gitmez. Ama bunun da bir sebebi var. Eğer bir şey olmuyorsa da bu öyle olması gerektiği içindir. Bir de tabii ki tekamüllerimiz var. Yani yaşamda öğrenmemiz, tecrübe edinmemiz gereken şeyler var. Onlar da biz yarattık. Bizim seçimlerimizde oluşuyor. Muazzam bir şey bu arkadaşlar. Aslında astroloji ile en çok yaptığım araştırmalarda, yani hep geçmiş yaşamların bu yaşamlara olan etkisini incelediğimde bir şeyleri anlamaya çalışıyordum. Sonra bunu fark ettim. Bizler Tanrıyız. Ama tek Tanrı anlamında Tanrı değiliz. Bunu karıştırmayın. Biz yaratıyoruz. O yüzden diyoruz, ne ekersek onu biçeriz. Ne yaratırsak onunla karşılaşırız. Hangi enerjideyseniz o şeyler karşınıza çıkar. Eğer ki iyilik enerjisindeyseniz iyilik şeylerini çekin. Bakın çekim yasası. Evrenin işleyişini bilmek lazım. Fizik yasalarını bilmemiz gerekiyor. Negatifte olup ya da işte sürekli ya ben sürekli hastayım, ay çok çabuk hastalanırım falan deyip sağlıklı olmayı nasıl bekleyebiliriz? Onu siz yarattınız. Kendi kendinize hastalıklı olmayı yaratıyorsunuz. Ben çok şanssızım. İlişkilerde hep aldatılıyorum diyerek siz kendiniz ilişkilerde aldatılmayı yaratıyorsunuz. Tabii bu geçmiş yaşamdan bu yaşama gelmiş şeyler. Ama bu yaşamda düzeltemediğiniz, kendinizi iğneyi batırmadınız. Bence çuvaldızı batırmanız lazım. Çünkü ben hep böyle yapıyorum. İşte şu şöyle yapmışım, umurumda değil. Diyorum ki ben burada ne yapmalıydım? A kişisi, B kişisi bunu yapmış, bu hatalı. Hiç ilgilenmiyorum. Olabilir, belki bir insanda %99 hata vardır. Diyorum ki ben ne yapmalıydım? Acaba burada bir yanlışım var mı? Bazen sormayabiliyoruz. Olabilir arkadaşlar. Ama şu algı, yani gerçekten şunu kafamızda oturtturabilirsek, dışarıdan birilerini suçlamak yerine aslında her karşılaştığımızı kendi yarattığımızı farkına varırsak o zaman her şeyi değiştirebiliriz. Bu yüzden Tanrı insan diyorum. Kaderinizi bu şekilde elinize alabilirsiniz. İlahi sistem size bunu vermiş. Zannetmeyin ki o geliyor size işte şurada siz şundan öleceksiniz, siz şundan. Bunu siz yaratıyorsunuz. Ay benim ne suçum var? Ben herkes bakıyorum ülkemizde bir melek. Herkes dünya iyisi. Ama başkaları çok kötü. Şimdi herkes melek. Herkes dünya iyisi. Ve diğer herkes kötü. O zaman kimse melek olmuyor. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Diğer insanların ne yaptığını bırak. Sadece kendinize odaklanın. Astrolojiye de ilgilenen insanlara söylüyorum. Kendi haritalarınızı ne kadar iyi çözümlerseniz ve kendi haritanızı anlamak için de başkalarının haritalarını ne kadar çözümledikçe kendinizle ilgili bilgi toplarsanız o zaman gelişirsiniz. Bir şey daha söyleyeceğim değerli dostlar.
herkesin, aslında herkeste bağ var. Özellikle astroloji haritalarında kendinizle ilgili daha çok bilgi bulmak istiyorsanız, örneğin çocuklarınız varsa çocuklarınız haritasından kendinizle ilgili bilgi toplayın. Mesela bir çocuğunuz oldu. Progres haritasını sizin doğduğunuz vakte götürün. Mesela geçenlerde birine bakıyordum. Kişinin önemli, güçlü bir figür olduğunu görüyorum. Çocuğun haritasından haritayı progres ilerlettiğimde progres mece Plüto kavuşumu var. Aha! Plütonik güçlü bir insan. Yani güçlü bir etkisi var. Ya da bir başkasının haritasında işte mesela kişinin progres haritası, annesinin doğulu vakti çekiyorum. Progres Uranüs ay şey progres yükselen progres Uranüs ve Neptün kavuşum var. Bir Neptünyen durum var. Annenin haritasında da Satürn Kiron kavuşumu. Mesela balıkta Satürn 21 derecede, daha çok Neptünyen etki. Uranüs'te 22. Satürn'de 20. Pardon, Güneş 21, Satürn'de 20 balık. Kurban olma. Bak, bilgileri birleştiriyorsunuz. Hani diyoruz ya, bu kişi ne yaşamış? Bunu da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Haritaları iyi analiz etmek için özellikle birbirinizi çapraz olarak kontrol etmenizi, oradan çok sıra dışı bilgiler çıkacağını söylüyorum. Ben bunu en çok rektifikasyonlarda gördüm. Mesela bir haritada inceliyorum. Kişinin doğduğu yer farklı. Antalya'dan Güneş ASC kavuşumu geçiyor. Ve çocuğu olduğunda o sene Güneş tepe noktasında Progres Güneş ASC Uranüs kavuşumu var. Şimdi bu bilgileri birleştirdiğimizde bakın, Güneş ASC kavuşumu demek ki önemli bir figüre hayat vermiş. O sene Solar Return'de Güneş tepede. Bu kişi herkesin bildiği bir insan. Progres ASC Güneş Uranüs kavuşumu. Bu kişi ilerici, Uranüs'ten birisi. Bakın, o çocuğun haritasına bakmadan hemen bilgi topluyorsunuz. Bu şekilde uygularsanız değerli dostlar, haritalarda çok sıra dışı bilgiler edinirsiniz. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Sadece haritalarda bir şey bu, yani o yüzden ben böyle klasik astroloji, Vedik Medik hiç bunlarla uğraşmıyorum. Çünkü hani bu şekilde çözümlemeler girmeden işte üçlü yönetecek bilmem terim merim sıkışmış bir alan. Tabii ki astrolojinin başlangıcı. Onlar, eski klasik astrologlara çok saygı duyuyorum. Müthiş, müthiş bilgiler vermiş. Ama o eskinin astrologları. Onu o döneme göre bulmuşlar. Artık bizim çok farklı bir yere gitmemiz gerekiyor. Yüksek teknolojiyle harmanlamamız gerekiyor astrolojiyi. Çünkü bu tanrı insan modelinin artık sıçrayışa ihtiyacı var. Umarım bugünkü videomda tanrı insanla neyi kastettiğimi anlamışsınızdır değerli dostlar. Sadece şunu bilin. Şu gezegenim burada. Şöyle kötü acım var. Ay, ben bir şey olmayacağım. Yok, aşkı bulamayacağım. En çok bana gelen soru. Evlenecek miyim, aşkı bulamayacağım. Astrolojide size evlilik olmaz diye bir şey söyleyen varsa, o kişilere söyleyeceğim şu: astroloji mesleğini derhal terk edin. Bu tarz astroloji doğru bir şey değil. Kişilerin bilinçaltıyla oynayamazsınız. Olay, yani bir insan ilişkisi olur olmaz. Ya senin haritanına göre senin ilişkin olmaz gibi absürt şeylere kesinlikle prim vermeyin. Bunlar absürt. Yok, geçmişte şu vardı, o yüzden ilişkide zorluk yaşayacaksın. Dönüştürebilir. İlişki yaşayabilir. Tanrı insansınız, bunu unutmayın. Yok, karman kötü, temizleyeceğiz falan. Boş verin onları. Tabii ülkemiz böyle çok entelektüel olarak, yani cidden arkadaşlar. Yani şöyle bakıyorum, ben gülmekten ölüyorum. Çok fazla boş insanlarla konuşup duruyorlar. Herkes böyle inanılmaz bilgili. Galaktik federasyonlar, şeyler. O Sirius sisteminden gelenler. Evet, o bilgilere de ulaşabiliriz. Ama şu akılla olmaz. Perspektifimizi değiştirmemiz lazım. Tanrı insan olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Kaderinizi elinize alabilirsiniz. Sadece şu: ya ben şöyleyim, benim Venüs'üm şurada, kötü açıda falan pozisyondan çıkın. Onu düzeltmek sizin elinizde.
Her şeyin çözümü var. İmkansız diye bir şey yok. Sadece buna inanın değerli dostlar. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.